İkizler ve yükselen ikizler burçları. Evet bir tutulma bizi bekliyor ve tutulma sizlerin aşk evinize düşüyor. Gerçekten de hayatınızda romantik hiç kimse yoksa, aday adayı bile yoksa önümüzdeki 45 günlük dönemde hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Ama bir aşk olarak başlayacak bir flörtle, bir romantizmle e, uzun bir şeye dönmesi birazcık zaman alacaktır bilginiz olsun. Artı Çocuklarla ilişkiler önemli. Çocuğunuza ne kadar alan tanıyorsunuz, çocuğunuza ne kadar adil davranıyorsunuz, çocuklarınızın ihtiyaçlarına ne kadar karşılıyorsunuz. Bu tutulma birazcık daha çocuklarla ilgili konuları da gündeminize getirecek. Artı Hamile kalmak isteyen, çocuk sahibi olmak isteyen, ikizler ve yükselen ikizler için de yine bu tutuma destekleyici olacaktır ve son olarak da ikizler ve yükselen ikizler için yatırım yapmayı düşünüyorsunuzdur. İşte bu belki birazcık daha riskli olabilir belki bu yatırımlar ama bu riskleri karşılayarak yatırımlarınızın da bir noktada karşılığını alabileceğiniz bir dönem sizleri bekliyor ikizler ve yükselen ikizler. Peki. İkizler hangi burçlarla uyumlu olur? Hava elementi olduğunuz için sizlerle tabii ki ateş elementi burçlarla nispeten daha uyumlu olursunuz. Yani Koç gibi Aslan gibi, yay gibi buçlarla daha böyle uyumlu ondan sonra ilişkiler kurmanız çok daha olasıymış gibi duruyor. Peki hı hı. ikizler özellikle hangi e, buç grubuyla daha iyi anlaşır dersek eğer balık mesela tamamlayıcısı olacaktır bu arada ikizlerin balık. Neden tamamlayıcısı olacaktır? Çünkü ikizler biraz zihinsel, balık daha duygusal, daha e, bağ kuran, duygu bağ kuran bir burç O yüzden onların da tamamlayıcısı balık olacaktır. Çok güzel devam ediyoruz. Hemen. Buyurunuz buradan ikizleri bitirdik. Sıra geldi. Yengeç. Yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi yengeçler için bu tutulma dördüncü dediğimiz aile ilişkilerini temsil eden bir alanda olacak. İlişki dediğimiz şey burada birazcık da aile konusu olacaktır. Evet. Anne babanızla ilişkileriniz orada ne kadar adilsiniz, oradaki ilişkileri ne kadar iyi yönetiyorsunuz? biraz daha tutulma bu konuları ondan sonra etkileyecektir. Taşınmayı düşünüyorsanız, ondan sonra ev değiştirmeyi düşünüyorsanız, evinizde tamirat, bakım, onarım gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız, terazi estetikle ve güzellikle çok ilişkilidir. Belki de bu tutulmayla birlikte evinizi güzelleştirebilirsiniz, boya olur, badana olur, yeni eşyalar olur, belki koltuk takımını değiştirmek isteyebilirsiniz. Hiç önemli değil, fark etmez. İki e, yengeç ve yükselen yengeçler için birazcık daha ev, yuva, gayrimenkul, aile. Belki kiralık bir eve ihtiyacınız vardır ya da belki de mal sahibinizle anlaşmanız gerekiyordur. İşte bu terazi tutulmasıyla birlikte bu tarz anlaşmaları yapmak çok daha kolay olacaktır. Peki, Peki yengeç kimlerle, daha, kimlerle daha iyi anlaşır? Yengeç tabii ki su. Yani bu anlaşmak demek enerjisini tutması anlamında mı soruyorum ben onu da bilmiyorum ya da evlenirlerse bir ömür boyu çok mutlu olurlar ve birbirleriyle iyi geçinmeye niyet ederler diye mi soruyorum tam bilemiyorum sen ne niyetle söylüyorsun aslında bunu uyum, uyum. tamamlanma. Ha. iyi ilişki i̇yi kurma. gelme. Evet iyi gelme Yan yana halinde. geldiği zaman bir yükselme Mutlu hali. Mutlu olma vesaire evet. gibi düşünebiliriz aslında. Her şey barındırıyor aslında. içerisinde. Evet. Peki. Şimdi peki yengeç su grubu bir buç olduğu için bir kere su grubu buçlar genel anlamda toprak grubu buçlarla iyi anlaşır. Yani boğalar, oğlaklar, başaklar yengeç ve yükselen yengeçlerle genel anlamda aslında iyi gelecektir. Fakat yengeçler hangi burçta daha kolay tamamlanır dersek eğer tabii ki koç burcuyla daha kolay tamamlanır. Çünkü yengeç koruma duygusu çok güçlü bir burçtur ama o koruma duygusunu aktif hale getirebilmek için bir koç yani o savaşan bir enerjiye ihtiyaç vardır. O yüzden de koç da yengeçler için tamamlayıcı olacaktır. Güzel. Diyelim. Ve, Ve geldik sıra aslanlara. aslan burcuna. Aslan ve yükselen aslan burçları önümüzdeki 45 gün boyunca bu tutulmanın etkisiyle terazi burcunda gerçekleşecek olan tutulma ile birlikte sizin ilişki olarak odaklanacağınız alan yakın çevre ilişkileriniz, kardeş ilişkileriniz, kuzen komşu ilişkileriniz olacaktır. Artı bu dönem aklınıza özellikle acayip böyle fikirler gelebilir. Ee, bu para getirecek fikirler olabilir yeni projeler olabilir ee, sosyal medya ile ilgili işte bir iş yapmayı düşünüyorsunuzdur <laughs> içerik üretmeyi düşünüyorsunuzdur İşte Tam da bu tutulma zamanı içerisinde yeni hesapları açabilir sosyal medyada daha renkli daha zengin e, daha göz alıcı daha dikkat çekici içeriklerde üretebilirsiniz artı yeni eğitimlere başlayabilirsiniz bu başlayacağınız eğitimler size yeni bir hmm, e, hayat felsefesi, yeni hayata farklı bir yerden bakabileceğiniz eğitimlerde olabilir sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Peki aslanlar <laughs> kimlerle daha kolay anlaşır dersek eğer ateş elementi bir burç olduğunuz için aslan ve yükselen aslanlar e, aslında tabii ki hava elementi burçlarla daha kolay bir uyumlu, daha akan, e, daha hoş vakit geçireceğiniz ilişkileri kovalar, teraziler, ikizlerle. ...daha böyle güzel bir uyum yakalama potansiyeliniz oldukça yüksek. Sizi tamamlayacak olan burç bir yerde boğa olacaktır bu arada. Hmm, hmm. Ee, boğa ve aslan birbirlerini tamamlayan buçlardır. Çünkü her ikisi de keyiften, zevkten, lüksten, rahatlıktan, konfordan hoşlanan buçlardır çünkü. Ee, biraz sosyal medyayla devam edeyim. Oradan gelen soruları birazcık Olur. ekleyeyim. Çok fazla oldu çünkü bekletmek de istemiyorum. Terazi burcu kadını, yengeç erkeği aşk uyumu. Her ikisi de öncü burç bir kere. <laughs> her şeyden önce. Ee, o yüzden her ikisi öncü burç olduğu için genel anlamda uyumlu diyebiliriz. Ee, sadece hemen arada ufak fark. Yengeç daha fazla korumacı ve sahiplenicidir. Terazi hava elementi olduğu için daha özgürlüğüne düşkündür. Hani orada o dengeyi Yengeç'in iyi kurması, kurması gerekiyor. Ama her ikisi de biri bir, bir, bir burcu Venüs yönetiyor, bir burcu da Ay yönetiyor. İkisi de iyicil gezegenler sonuçta. Her şekilde onlar kendi aralarında dengeyi, uyumu, ahengi, mutluluğu yakalarlar zaten. Oğlak kadını terazi erkeği. Oğlak kadını terazi erkeği yine ikisi de önce burç fakat zor bir kombinasyon bu Hı -hı. çünkü Oğlan yönetici gezegeni Satürn daha fazla kurallarla ilişkili burası Hı -hı. sınırlarla ilişkili e, sorumluluklarla ilişkili ama terazi terazi Venüs yönetimiyle daha keyif Hı -hı. Hani hoş böyle cici cici şeyler. E daha hiç sosyal hiç. olayım daha böyle keyifli olayım mutlu hmm. olayım Hani o yüzden bu çok böyle oğlan her zaman işine gelmeyebilir terazi bazen oğlan o ciddi halinden zaman zaman sıkılabilir e, oğlak da terazinin bu çok e, sosyal halinden zaman zaman şikayetçi olabilir Belki hani burada bu konular... ...arada bir güzel bir dengeye oturursa neden olmasın? Neden olmasın? Zor ama hani olmaz değil. Ben balık, nişanım ikizler diye sormuşlar. Balık, ikizler. <laughs> nişanlım, ikizler, Daha balık, ikizler. Sorayım. Şimdi her ikisi de değişken buç. Bu anlamda ilişkiye çok ciddi bir renk gelecektir. Canlılık gelecektir. Çeşitlilik gelecektir. Hem konu açısından hem konuşacak konular açısından. Hem gezme, tozma, ondan sonra açısından böyle çok böyle renkli, çok dinamik, çok cıvıl cıvıl bir ilişki olacaktır. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İkizlerin zihinsel değişikliği, balığın duygusal değişikliği var en nihayetinde. O yüzden e, her iki partnerin de birbirlerinin bu değişken zamanlarına iyi e, adapte olmaları, e, iyi uyum sağlamaları gerekiyor aslında. Yengeç kadını kova erkeği. Yengeç kova birini ay yönetiyor, birini satürn yönetiyor. Zor bir kombinasyon bu. Yengeç kova kombinasyonu. Ee, dediğim gibi çünkü ay birazcık daha çok fazla duygularla, duygusal ihtiyaçlarla bağlanmakla yengecin isteyeceği şey nedir? Çünkü bağlı, bağlanmak içecektir. Decek ki beni koru, beni kolla, ondan sonra beni sev, benimle bağ kur. Ee, yengeç o minnoşluğuyla kovanın o hafif snop, hafif mesafeli, e, o hafif e, kurallı hali yengeci çok böyle iyi gelmeyebilir. Ama işte bir şunu da unutmamak gerekiyor. Biz burada aslında hani iki tane burç üzerinden konuşuyoruz ama uyum dediğimiz mesele günün sonunda iki kişinin doğum haritasındaki bütün parametrelerine bakarak olur. İşte bunun Venüs'üne bakarız, Ay'ına bakarız, Mars'ına bakarız, yükselen burçların ondan sonra uyumuna bakarız. Hani baktığımız bir sürü parametre var. Sadece böyle hani ama yengeç kova çok tercih edilen bir kombinasyon değil. Değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.